Yeni bir videodan selamlar. Bugün 3 farklı serinleme yöntemi deniyoruz. Dur abi, dur. Dur abi. Tam keyifçisin ya. Tavukta bile adam klima yaptırdı tavukta ya. Deneyeceğimiz ilk yöntem mini bir klima olacak. Bunu böyle hazır bir şekilde alabiliyorsunuz bu arada. Şekli falan sizi yanıltmasın. Yani kendim toplamadım bunu. Ve çalıştırmak için aslında tek yapmanız gereken şuradaki kabloları bir adaptöre bağlamak. Şu alüminyum blokların arasında bir tane peltier bulunuyor. Peltier de bir yüzü sıcak, bir yüzü soğuk olan bir elektronik malzeme. Şu an bu montajlı olduğu için arasını gösteremiyorum. Fakat şuraya bir fotoğrafını koyarız. Yani şöyle beyaz seramik bir blok aslında. Ve elektrik enerjisini verdiğinizde bir tarafı ısınırken bir tarafı soğuyor ve ısınan tarafı ne kadar soğutursanız diğer taraf daha da fazla soğuyor. Anladın mı Harun? Hayır. Buna elektrik verdiğimde bu taraf ısınacak. Evet. Bu taraf da soğuyacak. Nasıl olacak bu? Ne alaka? Malzemenin özelliği bu. İki tarafını birden niye soğutmuyor? Çünkü öyle bir teknoloji yok. Boyutu itibariyle cam menfezine çok rahat bir şekilde yerleştirebileceğiniz bir şey ve sıcak hava veren tarafını dışarıda bıraktığınızda, camın dışında bıraktığınızda içeriye sadece soğuk hava üfleyecek bir cihaz haline gelebiliyor. Kullanacağınız odayı ne kadar serinleteceğini şu an bilmiyorum ama bu sistemi mini buzdolaplarında kullanıyor. Bazı arabalarda, karavanlarda vesaire kullanıyorlar. Tıbbi cihazlarda kullanıyorlar, bilgisayar soğutmasında kullanıyorlar. Yani aslında pek çok kullanım alanı var. Şimdi kardeşim, kullanım alanı var da kaç para yakıyor bu? Günde 10 saat çalıştırırsan 1 lira falan yakıyor. Ben istiyorum o zaman. Çabuk benim adamımdan yapalım abi. Siz zaten kliman yok mu? Klima çok yakıyor ama. Evet bu yani 24 saat çalıştırırsan da 2-2,5 lira falan yakıyor, öyle düşün. Senin odandaki klima 24 saatte 46 lira harcıyor. Ama maksimumda çalışırsın sürekli. Sürekli maksimumda çalışmıyor sonuçta, hani yavaşlıyor mu yavaşlıyor. Ama en iyi ihtimalle 20 lira harcıyordur. Neyse hadi şunu bir çalıştıralım bakalım ne kadar soğuyor, ne kadar ısınıyor. Ben adaptör olarak bir tane led sürücüsü kullanacağım. 12 volt 10 amper üstü herhangi bir adaptörü kullanabilirsiniz. Evet, yapacağımız işlem bu kadar. Sadece kablolarını bağladım ve şu an çalışmaya hazır. Bu kadar kolay yapılıyorsa biz bundan üretip satarız. Takmışı. Şimdi birkaç dakika işini yapsın diye bekleyelim. Yaklaşık 10 dakikadır çalışıyor ve benim olduğum tarafa kesinlikle şu an serin bir hava üflüyor. Kocaman bir klimanın karşısında gibi değilim ama bunu böyle koysam ve karşısında bilgisayar başında falan takılsam muhtemelen terlemem. Ama böyle bir şey için buna ihtiyacın yok. Vantilatör, küçük vantilatörler var sonuçta. Ama bu vantilatörden serin üflüyor yani. Vantilatör ortamdaki havayı üflerken bu soğuk hava üflüyor. Gel testi sen yap. Şu an ne kadar sıcak ne kadar soğuk dokunmak istemiyorum. Dokunuyorum. Dokun hadi dokun. Burası ılık. Burası bayağı soğuk. Yani çok uzun süre tutmam elim orada. Evet, böyle bir buz kalıbına dokunuyormuşsun gibi falan bir hissiyatı var. Evet. Ama sonuç olarak bir taraftan sıcak bir taraftan soğuk verdiği için bunu bu şekilde kullanmak aşırı mantıklı da değil. Odanın camını deleceğiz Arun, hadi. Hayır. Nasıl deneyeceğiz? Sıcak havayı dışarı atmam lazım. Bir tane küçük oda yapalım. Odacık. Odacık yapalım anca öyle. Bu arada üstündeki fanlar o kadar iyi değil. Bu fanlar yerine bilgisayar fanı takmak daha iyi olabilir. Yani çok daha sessiz olacaktır eski bir bilgisayar fanı falan takarsanız. Hadi o zaman küçük oda yapalım. Hadi. Küçük oda yapacağız derken yanlışlıkla bir tabut yaptık gibi geliyor şu an bana. Denemek ister misin Harun? Sen dene ya, niye ben deniyorum? Sana kişisel tabut yaptım, daha ne istiyorsun ki? Yok sen dene. Sen daha yaşlısın, daha yakınsın. Bu arada cidden mümkün ha. Biraz daha uzun bir şey yapıp böyle uyunabilir. Oo, tam keyifçisin ya. Tabutta bile adam klima yaptırdı tabutuna ya. Yok, ben bunun içine yatamayacağım. Kısa bu. Şu an içerisinde 28,5 derece civarı. Bunu şimdi bir içine bırakacağım. Şimdi şunu şöyle bir kapatacağız.
Ve bekleyeceğiz. Kaç derece düşer sence Harun? Ben 20 diyorum. Neyine iddiaya giriyorsun? Ben 24-25'e çok okeyim. Uyumak için çok ideal derece. 20'ye neyine iddiaya giriyorsun? İstediğine girerim. Yemek söylersin. Tamam. Tabii üstünü kapatırken fanımızı kapatmıyoruz. Isı şeyimiz hala burada. Buradan ısı vermeye devam ediyor. Evet, yaklaşık bir saattir klimalı tabutumuz çalışıyor. Kaç derece sence Harun? Ben 20 dedim. Sözümün eriyim, 20 diyorum. 20 dedin de daha iddian sonucu olmadan bana yemek ısmarlattılar ya. Yapacak bir şey yok kardeşim. Bence ben kazandım ama. 20 derece. 23.8. Çok iyi. Ben bu kadar beklemiyordum. 10 kuruşluk elektrik yaktık, 5 derece düşürdük. Çok iyi. Bayağı iyi. O zaman hadi içine gir, üstünü kapatalım biz, seni takıl orada. Ama tabii bunu oda olarak düşünmek lazım. Şu an burası kaç metrekaredir? 2,5 falandır bence yani maksimum. Yani anca o kadardır. Bunu odaya yapması bayağı uzun sürer. Yani standart bir oda 14 metrekare ile 17 metrekare arası oluyor. 24 saat çalışsa, 2 derece düşürse desek bence kafi. Bunun daha büyük versiyonunu yapacaksın ya da. Daha büyük yapmaya gerek yok, aynı boyuta ikinci peltiyeri takabilirsin. Ya da bence direkt klima taktın. Ama olay hani klima taktırmadan doğru. Ucuz yöntemler ya. Doğru. Ben bunu hazır aldım da peltier dediğiniz 100 lira falan bu arada. Üstüne de soğutucu olarak böyle alüminyum blok falan koymanıza gerek yok. Eski bilgisayar soğutucunuz falan varsa direkt onunla yapabilirsiniz mesela. İki tanesini birleştir. Olsun bitsin. Hadi içine gir abi ya. O kadar. İçine girmeyeceksen hiçbir anlamı yok bunu yapmanın. Ama tabut dedik ya, psikolojik olarak kötü hissediyorum. Yok yok, bir şey olmaz. Bu arada ayağımı soktuğumda burada serinlik var. Bak şu an buradan itibaren serin hissediyorum. Hadi gir abi ya. Isı kaçıyor. 24 derece oldu. Yat uzan orada, keyfine bak. Ve burası plastik kokuyor. Oraya bir tane laptop versek yanına. Laptopu falan boş ver. Klimasız olduğunu düşün. Odada klima yok. Takamıyoruz. Bu masanın da sonuçta böyle durmasına gerek yok. Ters durabilir. Odandaki masanın altına böyle bir şey koyup uyur musun orada? Bende bir tane yer yatağı var ya. Evet. Sererim bunun altına, takılırım. Evet, yani şu an biz bu arada hani masayı bu tarz çevirmemizin sebebi size dereceleri falan göstermekti ama normalde düz durduğuna da yapılabilecek bir şey bu. Burası aslında hüsnüler için mükemmel oldu, biliyor musun? Zaten soğuğu seviyorlar, koyacağım bunun içine, takılacaklar. Evet, olabilir. Neyse, buna 10 üstünden kaç puan veriyorsun? Daha 2 tane daha yapacağız çünkü. Yani fiyat performans olarak düşüneceğim. Maliyeti 450-500 lira. Günde 1 lira yakıyor. Günde 1 lira yakıyor. Bence oda soğutmak için 2 tane yapmak lazım. İkili peltiyerli yaptığımızda da hadi maliyeti 750 liraya çıksın. 750 liraya günde 2 lira yakarak içerisini bir 3-4 derece soğutabilirsin. Bence okey. 10 üzerinden 7'si var. Ben 5 veriyorum ya. O kadar da ben şey olmadım buna. Diğerleri daha iyi bence. Çok düşük puan verdim. Biraz moralimi bozdun ama. Yapacak bir şey yok. Abi şu an tabut gibi bir şeyin içine girip takılıyorsun yani. Yüksek puan vermemi bekleme. Ama bunu tabut olarak düşünme diyorum sana. Bunu normalde camın menfezine koyacaksın. Bizim menfezimiz yok. Yani şurada var bir tane de demirden, metalden şey yapamıyorum, sökemiyorum. Neyse, yarın çok daha basit ama belki daha etkili olabilecek bir yöntemle devam edeceğiz. Yarın görüşürüz. Şimdi sıradaki projeye geçiyoruz ve bu projeyi neredeyse bedavaya getirebilirsiniz. Aslında sulu klima diye satılan şeyler var ya, onlardan yapacağız. Bu proje için bize bir tane 30 litrelik saklama kabı lazım. 2 tane LED boruya ihtiyacımız var. Bunun dışında 2 tane eski bilgisayar fanına ihtiyacımız var. Ve son olarak eski bir tane 12 voltluk adaptöre ihtiyacınız var. Bunun yerine isterseniz USB kablosu da kullanabilirsiniz. Fakat fanlar yavaş dönecektir. Şimdi öncelikle üst kapağı 2 tane fanlar için, 2 tane de borular için delik deleceğim. Birazcık bir kırdım gibi. Ufak bir plan değişikliğine gitmeye karar verdim. Bu kapağı pek kesebilecekmişim gibi durmuyor. Projemiz şu anda neredeyse hazır. Şimdi fanların kablolarını kesmeniz gerekiyor. Bilgisayar fanlarında 3 tane kablo oluyor bu arada. Fakat bizim 2 tanesine ihtiyacımız var ve hangisine ihtiyacımız olduğunu deneme yanılmayla öğreneceğiz. Aynı şekilde adaptörün de kablosunu kesiyorum.
Adaptörün kablolarının zaten birisi artı birisi eksi. Fanlarda da biri artı biri eksi biri de data. Bilgisayarda fan hızını ayarlamak için falan kullanıyorsunuz data kablosunu. Hangisi olmadığını bulacağız. Yani datayı çıkartacağız buradan. Evet, birinci fanı buldum. Ve ikinci fanımız da hazır. Ve sulu klimamız an itibariyle hazır. Düğmesine bastığım anda nasıl bir hava çıkışı olduğunu görüyorsunuz ve sıfıra yakın bir sesle çalışıyor bu arada bilgisayar fanı kullandığımız için. Şimdi tek yapmamız gereken bunun içine buz koymak. Yine ilk deneyen olmak ister misin Harun? Ben deniyorum şu an zaten abi. Bana geliyor direkt. Bu arada düşündüğümden çok daha serin bir şey veriyor. Bu arada harbiden şu an bu bayağı iyi. Bayağı iyi. Ciddi serin hava veriyor öyle diyeyim. Peki bunun içine direkt su ve buz koysaydık daha mı iyi soğuturdu? Yani aşağı yukarı aynı şey olur muhtemelen ama sonra temizlemesi zor olur. Bir de bunlar sınırsız su kaynağı şu an. Dondur dondur yeniden koy. Ne kadar çevreci bir kardeşim var ya. Üstelik... Son teknoloji yönü ayarlanabilir. Peki ikisini aynı anda birbirine doğru çevirsen ortaya da bir tane rüzgar gülü koysak sınırsız enerji. Yani 10 saniye önce övdüm sonra üstüne bu cümleyi kurdu. Şu anda içerisinde neredeyse 30 derece 29.7 civarı bir ısımız var. Sırf size ne kadar etkili olduğunu göstermek için klimayı çalıştırmıyorum burada. Yandı çocuklar. Yandık ve? Herhalde dereceyi buraya koysam anlarız. Derecenin de kafası bence biraz geç çalışıyor. Yavaş yavaş düşüyor böyle, emin oluyor. Tahmin et kaç derece üflüyor? Bence bu 25 falan olması lazım mantıken. Dünden sonra kendini garantiye alıyor. 22.7. Bu bayağı iyiymiş ya. Ama ortamı ölçmedik. Direkt buradan çıkanı ölçtük. Ve yan etki olarak şöyle bir şey var bunun. Ben daha önce buna benzer bir şey yapıp bilgisayar başında kullanıyordum. Eğer buzları sürekli olarak değiştirmezseniz içeride anlamsız bir nem oluyor. Sürekli yağmur yağmış ve yazın onun nemini çekiyormuşsunuz gibi bir hissiyata sebep oluyor. O yüzden yani bunu kullanacaksanız içindeki buzları eridikçe değiştirmeniz lazım. Ama etkili. Benim buna puanım 10 üzerinden 6. Benim buna puanım 8 veririm ben buna ya. Bence bu Peltier'dan daha iyi. Kabul etmiyorum. Peltier daha iyiydi. Sırada çok büyük bir sürprizim var sana. İkinize birden. Evi birazcık temizlemeniz gerekecek. Normalde bu tarz şeyler hep Harun'a kalıyordu. Evet ama artık ben de bir patronum. Sen nereye patronsun ya? Küçük de olsa bir patronum. Çocuğa da önceki videoda sürekli elemanım elemanım demişsin demişler ki emekçiye saygı yok bu devirde. ben de elemanım. Ne diyelim şey... Yeni kameraman uşağımız. Geçen videoda söylememişiz de Alp'i ben yıllardır tanıyorum. Harun hatta Alp'i 10 yaşından beri falan tanıyor. Evet, Alp'i ellerimle büyüttüm elemanım olsun diye. O zaman sürprizine mi geçiyoruz? Sürprize geçelim. Hadi geçelim. Evet, bu videoda üçüncü ve son deneyeceğimiz ürün çok özel bir makine. Gerçi başlığa yazmışımdır muhtemelen ama Harun'un... Hiçbir fikri yok. Benim tek bir fikrim var. Bu sis makinesinin kutusuna çok benziyor. Aynı marka. Sis makinesine benzer bir kumandası var. Buz makinesi diye bir şey yoktur diye düşünüyorum. Tek bir ihtimal var, o da kar makinesi. Buz makinesi diye bir şey nasıl olmaz ya? Buz makinesi diye bir şey 1900'lü yıllardan beri var. Hayır. Sis makinesi gibi çalışan buz makinesi. Tek bir şey soracağım sana. Evi ne kadar batırıyor? Deneyeceğiz. Ya böyle bir şey yok ama abi ya. Kullanım kitapçığından hiçbir şey anlamadım ama şuraya kar sıvısı koymamız gerekiyor. Dur! Abi! Ben böyle bir şey beklemiyordum. Abi! Burayı temizlersiniz. Bu soğuk değil. Sen şey mi zannediyorsun? İçerisini buz gibi yapacak, kar mı yapacak zannediyorsun? Kar makinesi. Kar gibi gözüküyor işte. Hiç hazır değilim. Ben de değilim. Ya bir de kumandaya basmadım az önce. Kapanmıyor. Ne olmuyor? Kapanmıyor.
Ha, farkında mısın bilmiyorum ama eve kar yağdırdı. Hani bu cümleyi kurabilecek kaç kişi var onu düşünüyorum şu an. Gerçekten her yer beyaz şu an. Ama bunlar kesinlikle kar değil. Abi be, tuşa ben basayım o şerefi bana tanır mısın? Bunu birazdan sen de yapacaksın. Hayır ben yapamam, alerjim var. Ne? Kar makinesine. Bu çok konforsuz bir şey. Nasıl bir his? Bu arada serinletiyor. Hadi alt kamerayı aldım ben de yapayım. Tuşuna ben basacağım. Tamam bekle. Otursana yere. Gerçekten hiç konforlu değilmiş. Dur! Dur abi, dur! Dur abi! Hiçbir şey görmüyorum. Çok mu şey şu an yüzüm? Gözümü açmamalıyım değil mi şu an? Yok, açabilirsin bir şey yok. Şey gibi, çok çalışmış gözükmeye çalışan çırak gibi. Gidiyor bunlar abi. Oldu. Serinledin mi? Şu an onu söyle. Videonun konusu serinledin. Oradan hava üflüyor. Serinledin mi diye soruyorum. Serinledim oradan hava üflüyor çünkü yani. Ama İçinden genel olarak bir de bir ıslanmışlık yok mu? Islağım şu an. Bayağı ıslandım. Kameraman uşağı. Hayır. Ama çok kaprislerin var senin. Böyle bir şey olamaz ya. Görüntü almam lazım. Bizim o kadar koruyucu gözlüğümüz var. Niye şu an koruyucu gözlük takmıyorum? Hayır, o olayını kaybeder öyle. Bu kadar köpük atmıyordu az önce. Ben böyle mi gözüküyordum az önce? Hayır, sen de bu kadar köpük atmıyordu sanki. Ya tatile gidemedik diye üzülüyordun, tatili sana getirdim. Bu bildiğin ucuz beach club etkinliği. Sen yaşadın bunu bilmiyorum ama kulağımın içi köpürüyor. Ya o kafanda şu an bir sürü köpük var. Onlar eridiği için öyle oluyor. Ben sürekli pıtırdıyorum şu an. Ama bu kar makinesi değil. Niye bunun ismi kar makinesi? Gereksiz yere para harcadım. Normalde asla yapmam. Bence gayet iyi oldu yani böyle bir yatırım. Evde olması iyi bunun. Bu bahçede eğlenebiliriz bununla. Neyse bir şekilde bu videoda da eğlenmeyi başardık. Korktum ben. Niye korktun? Ses çıkınca korktum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir. Ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkileştirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi gel abi.